insanlar da bir artık motive olması için biraz renkli şeyler konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Ece Erken'in salatalığını merak ettim. Ben bilmiyorum konuyu. Ama yorumlarda sürekli salatalığı konuşun diyorlar. Ben de onun için girdim. Hani Ahmet Hangisi Çakar falan dediniz ya, ben de söyledi? Rasim dedim. Ana haber spikeri bile bana direkt mesajla yazmış. Sevgili Işıl diyor ki nedir bu salatalık mevzusu? Ne işte. İnternete baktım 2017 diyor. Fotoğraflar 2017'de, onun için merak ettim. Size sormak istedim. Nedir 2017'de? Ya, o fotoğraf var 2017'de, salatalık ve etiketlemiş birini de. Ha, salatalık severmiş meğer kendisi. Ha, evet. Onlar evet. Kim sever salatalık? Bir kere takipçilerimiz inanılmaz yaratıcılar. Ben 2 gündür hakkımda atılan komik iftiraya kızılmadım. Yani o kadar güldüm ve eğlendim ki bir kısmını da storylerimden paylaştım. Bununla ilgili daha sonra mı açıklama yapalım? Çok açıklamaya değer bir durum mu bilmiyorum ama şimdi biz Evet. Ece Erken'e yayında yorum yaptık herkes gibi. Yorum yaparken de tanıdığımız bir insan olduğu için ben şahsen tamamen doğru fikirlerimi söyledim. Detaylara da girmedim aslında. Yani çünkü bu benim şahsi meselem değil ve bir haberci, abi sen bunu çok çok iyi bilirsin. Bir haberci haberiyle vardır. Kendisi yoktur ve kendisi haberin unsuru değildir. Haberci haberi yapandır. Ama ben ucundan kendisini de hiç sevmem. Hatta günahım kadar sevmem. Evet. Ahlakta bir bütündür. Ben hiç şaşırmadım dedim. Yani bu kadar ses getireceğini de düşünmemiştim. Çok alınmış olacak ki benim işten atıldığımla ilgili bir iftira atmış. Beni Allah'a havale etmiş. Hem beni işimden et hem beni Allah'a havale et. Çok Şimdi enteresan. Şimdi bu insanlar o kadar çirkefler ki yaşadığım şeyden siz çıkarın. Bu detayları da bana diyorlar ki İkayım niye bugüne kadar söylemediniz? Niye söyleyeyim ya yani ben durup dururken biliyor musunuz böyle böyle oldu diyecek basitlikte ve çirkeflikte biri değilim ki. Yeri geldi bir yorumun içinde bu insan ahlak bir bütündür. Pek çok hata ahlaki eksikliğini gördüm. O da bu da şu da dedim. Detayına yine girmezdim ama kendisi saçma sapan bir şey yazmış. Dur ne demiş hatta bakayım bana dava açacakmış lütfen aç. Yani lütfen aç şahitlerimle geleceğim çünkü. Ve şey demiş ben bir asistana bir sabah salatalık küçük diye kızmışım. Demişim ki bu nasıl kahvaltı böyle? Ve bunun için işime son verilmiş. Yani iftirada son nokta kom diyorum. Zaten 8-9 hesabı olan evli sevgilisi bir kadının daha doğrusu karısının evli sevgilisi karısının evine gittiği onun arabasını parçalamaya çalışan 8 ayrı hesaptan övgüler hakaretler yazan bir insanın tutarlılığından bahsediyoruz. Cengiz Semercioğlu'nun ellerine sağlık. O kadar güzel bir yazı kalmış ki senin artık güvenilirliğin ve inanılırlığın kalmadı. Zaten artık ekrana çıkamazsın diyor. Ben orasını bilemem. Ne yapar ne yapamaz. Ama karşımdaki insan böyle bile ya biri. Bir de onu söyleyeyim. dünya küçük günün içinde Cengiz'le aynı programı yaparken görebiliriz. Ben bu şov Bana ne ayrıca aynen öyle. yani o tip şeylere fazla itibar etmemek gerekiyor. Ben mesleği hayatımda onu gördüm. Neticede yaşadığımı biliyorum. Evet. Arkadaşlar bu insan geldiği gün daha yerimde moderatörlük yapmaya niyeti olduğunu belli etmişti. Senin de içinde olduğun daha 3. gün falandı bir toplantıda dedi ki ya bu İlker çok konuşuyor biraz az konuşsa falan. Ben de o kadar iyi niyetli bir insanım ki ilk toplantıda dedim ki abi dikkat edeyim dedim. Sonra baktım ya ben sadece haberleri anons ediyorum. Bundan öncekinde ne yapıyorsam onu yapıyorum. Yani merhaba arkadaşlar haber bu detayları bu buyurun diyorum. Bunu da yapma diyor bana diyor ki diyecekmişim ki arkadaşlar sıradaki haber bu. Bir toplantıda daha bir sonraki toplantıda sen sadece sıradaki haber şu dediğince ben dedim ki sen kimsin de buna karar veriyorsun Ece? Yani burada bir yönetim var, bir ekip var. Sen niye benim konuşmamdan rahatsız ediyorsun, oluyorsun? 4 tane sandalye var ve herkes kendi yerinde konuşuyor. Bu başladı bağırılmaya. İşte tabii ki ben karar vereceğim. Sen bugüne kadar kaç program sundun ki? Sen ne bilirsin ki? Sen kim oluyorsun ki? Sen oradaydın Ali abi. Evet. Benim verdiğim cevap da ben İlkay'ım oldu. Dolayısıyla bu böyle histeri krizleri olan, sen konuşma ben konuşacağım diye. Bir gün yayında arkadaşlar demişim ki konuşurken aceleyle ben bugüne kadar hep tek başıma ve haber programları yapmış olduğum için söylemezsem olmaza kadar merak edenler girip Google'a biyografime bakabilirler.
şöyle bir şey demişim yayında. Biraz hızlanabilir misiniz demişim telefondaki kişiye. Bir veteran var da onu yayınlayacağım. Reklam arasında bir feryat figan. Sen nasıl veteran dersin? Bu program hepimizin ve Allah sizi inandırsın. O gün eşim, teyzemi, akrabalarımı yayına getirmiş reklam arasında. Yani o kadar çok şahidim var ki Ali Eyüboğlu şahidim olmakla birlikte, bütün bir kanal şahidim olmakla birlikte o kadın kendini yırttı orada. Niye veteran demişim diye ya. Ya bu dil sürçmesi. Neden olmasın ki? Ayrıca benim veteranım olsa al senin veteran olsun, senin veteran diyeyim. Onu da geçtim. Bana hata yaptırabilmek için yayında o kadar çirkefliği ileri noktaya götürdü ki bu insan. Aslında avukatım dedi ki İkar'cığım mobbingten çok güzel dava açabilirsin, iş davası. Geçti gitti, uğraşmak da istemiyorum bunlarla ama kaşındıkları için anlatmak zorunda kaldım. Yine Ali abi sen oradaydın. Yayına gülmek üzereyiz ya, yayın artık son sayılıyor. Son 19 bu diyor ki, bağırınıyor. Moderatörlük yapamıyor bu. Konuşamıyor, alın bunu. Ben bir kez olsun çıkıp da ben deseydim ki bu Ece Erken konuşamıyor, yorumculuk yapamıyor. Alın bunu yayından, sonra da yayın başlasaydı. Ne olurdu? Ortalığı yıkardı. Ortalığı, daha hakkımda attığı iftiralar var. Yok ben geç kalmışım, yayına gitmemişim, bilmem çekip gitmeleri var. Bana fatura kesmeyen bu kadın, ben oradan gideyim, benim yerime geçsin diye elinden gelen her türlü mobbingi yaptı. Ben ne yaptım? Ne oluyorsun dedim. Sen kim oluyorsun dedi. Ben İlkay'ım dedim. Hakaretin asla hakaretle cevap vermedim. Ama onun seviyesine inebilecek bir lügatım yok. Öyle bir çirkefliğim yok. Ve bölüm şey bittiğinde programda ben kendim sezon sonunda program müdürü Cihat Zembat'ın yanına gittim. Ben bu ortamda çalışamam. Daha önce bana tek başıma program yapmak için iki defa teklifte bulunmuşlardı. Bir haber programı, bir de 5 aylık hamileydim günlük kadın programı. Başka kanallarla görüşüyordum, olmadı. Birinde hamileydim, olmadı. Sonunda söylemezsem olmazla çalıştık. Benimle tek program yapmak isterseniz yaparım. Ben bu ortamda bunlarla çalışamam, ben bunlarla mücadele edemem dedim. Ve her şeye rağmen yayında ne hanımefendiliğimi ne profesyonelliğimi bozmadan iki saniye önce bar bar bağıran kadına rağmen normal bir şekilde kimseye de mahcup etmeden yayını devam ettim. Yayında da beni kaç defa mahcup edip bana işimi yaptırmamaya çalıştıklarının falan yine şahidi sensin. Şimdi tam bu. Gerçekten detaya girmedim. Gerekirse girerim. Dava açarsa tek tek gireceğim bunlara. Şahide ya, kanalın yöneticileri kendisiyle ilgili söylediğim sözden sonra çok önemli bir yöneticisi sana göstereceğim. Bana alkış atmış. Şimdi kanalın neyse şimdi söylemeyeyim. Kim var mı? Da bırakmayayım da. Biraz para bozdurabilir miyiz? Araya girebilir miyim İlkay'cığım? Karar verin şimdi. Siz karar verin. Bir abi olarak benden bir tavsiye. Düşene de bir tekme sen vurmayacaksın. Durum tespiti yap git. Yani bunu bu kadar kafaya takma. Doğru söylüyorsun. Evet. Hayır abi, düşene ben vurmadım. Sen bunun üzerine bana bunları yapmışsın Ali abicim. Sen bunların birebir şahidi misin değil misin? Bana söyle. Bu sorular benim konumu çok merak ediyorlar. Sen yorumları görmüyorsun ama neticede bir şey var. Sadece senden şunu rica ediyorum. Ece Erken tarafından bu anlattıklarımda bir fazlalık, eksiklik mutlaka var, emin olun. Fazlalık var mı? Ece Erken'in bana orada uyguladığı o mobbinge şahit oldun mu olmadın mı? Sadece bunu söylemeli, elini vicdanına koyarak rica ediyorum. Oldum. Elimi vicdanına koyarak söylüyorum. Ben orada Bircan'la da anlaşamadım. Ece'yle de anlaşamadım. Bilal'le de anlaşamadım. Adnan Oktar'ın kedicikleri kanala geldiği gün kanalın reklam müdürü vasıtasıyla gelmişlerdi hatırlarsan. İsmini hatırlamıyorum. Dinle. Ben senin bu anlattıklarına şahidi. Bütün bunlarla birlikte ben Mayıs ayında kararımı verdim. Ocak'ta vermiştim. Ayrılıyordum. Dediler sezon sonuna kadar devam edelim. Mayıs ayında açıkladım. Ama buna rağmen Ali Eyüboğlu gönderildi, kovuldu gibi şeyler de var. Ben yayında açıkladım. Seninle ilgili de, senin de Ece'yle geçinemedin, kameralara da yansıyan bir durum. Ama ben senin kanalla bağının kopmasına tek başına Ece Erken'in sebep olduğu şeklindeki bir düşünceyi... Tek başına o sebep olmadı. Çünkü arkadaşlar şunu da açıklayayım. Hayır. Tamam. Kahvaltı şeysi var ya.
Bir saniye, bunu ben netleştireyim. Bir netleştireyim. Bir kere o programda beni kimse çıkarmadı arkadaşlar. Ben orada gördüğüm zulümden sonra ve o saçma ortamda bulunamayacağımı fark ederek kaçarak uzaklaştım. Bir daha dönmemek üzere. Doğrusu budur. Hatta son başlarken yeni program müdürü Cihat Zembat beni aradığında İlkay Hanım biz ekiple devam ediyoruz. Aa ben sizden hiç telefon beklemiyordum ki dedim. Çünkü toplu iğneme varana kadar toplayıp kanaldan almış. Bir daha çalışmayacağımı söylemiştim. Yine kibarlık edip aradılar sağ olsunlar. Mevzu bundan ibaret. Mevzu bu. Neticede abi ecerken yayın tam başlamak üzereyken moderatörlük yapamıyor bu falan diye bağırınıyor muydu orada? Ve ben hiçbir şey olmamış gibi yayını açmak durumunda kalıyor muydum? Kalmıyor muydum? Sen bunu duydun mu duymadın mı? Bu kadar basit. Sorun bu. Evet. Duydun. Evet. Başka sorum yok. Benim demek istediğim şu. Orada benim arkamdan ben Bircan'la da ilgili şey... Anonim'e teslim ediyorsun şimdi başka sorun yoksa. Tanık halkı. Tamam şimdi, yeter. Başka da bir şey diyemeyeceğim. Oo yerim bakıyorum bugün. Gelip durma. Şimdi bunlar karıştı da ben salatalık mevzusunu sormuştum ya. Salatalığı da ben izleyeceğim. Arkadaşlar. O hıyarın içinde neler çıktı neler. Dur. Aynen salatalık yüzünden oldu bunlar. Ah zaten silmiş yaptığı yorumu da niye silmiş? Herhalde Ecerken'in konuşmasına sonra bu. Ya Allah aşkına ya lütfen ya. Canım salatalığı izleyeceğim. Salatalığı izleyeceğim. İyi dinle Yaz. Unutmuştum. Çok teşekkür ederim Yaz. Sana ikinci moderatör olarak ihtiyaç var. Şimdi salatalık mevzusu da şu arkadaşlar. Bunlar şöyle bir durum düşünün. Ben 5. 6. dairesinde almak için çalışan biri değilim. Ben ekran zehri yaşayan, ekranda olmak, ünde olmak peşinde koşan biri değilim. Ben çok severek bir üniversite okumuş, o bölümü bitirdikten sonra o mesleği yapabilmek için mücadele etmiş, 18 yıl habercilik yapmış, hayatı boyunca ekmeğinin peşinde koşmuş bir basın emekçisi varsa o benim. Onlardan biri benim. Hayat beni bir şekilde söylemezsem olmaza getirdi. Bir şekilde ekrana çıktım. Yarın öbür gün bir belgesel yazarım. Girin bakın Allah aşkına yaptığım işlere. Yine ekmek paramı kazanır. Hayatıma devam ederim. Önce mevzu bu mu? Ama ben orada çoluğumun çocuğumun nafakası ekmek parası diye sezon sonunu getirene kadar tüm mobbinge rağmen düşünün yayın arkasında bağırılıyor bu nasıl moderatör alın bunu buradan işi yaptırmaz hale getirmeye çalışılıyor ve işe devam ediyorsunuz. O strese rağmen yayında bir hata yapmadım. Yayın arkasında da bir hata yapmadım ama bunlar tabii sanıyorlar ki ben... Zihniyet doldurma. Mevzuyu anlat. Bu salatalık mevzunu anlat. Oraya geliyorum. Gibi oraya yapacağım da gitmeyeceğim sanırım. Zihni dolduruyorsun. Ben zaten bitsin diye dört gözle bekliyorum. Neyse. Şöyle bir şey sonunda uydurmaya karar vermişler hakkımda. Ben arkadaşlar gece saat 3-4 gibi giriyordum. Benim ne kadar çalışkan olduğumu benimle çalışan herkes bilir. Moderatör de olduğum için haberlerin detaylarına vakıf olmuş. Buna şahitim. Buna da şahit. Her şey. Yani ben de yalanın yes olmaz. Ben söylediği sözün doğruluğunun namusu kabul eden, namusu da namus olarak bilen biriyim. Allah'ıma bir şükür olsun. Neyse. Tövbe estağfurullah. Nereden nereye giriyoruz? Bak insanın... Ya, salatalık. Dikkat. Salatalık. Bile bu hale getiriyorlar ya. Hayret bir şey. Salatalığa geldi. Tamam salatalığa geldi. Okey. İftira şu. İftira şu. Ve kendimle bu iftiradan dolayı da gurur duydum. Sosyal medyamda da bunu paylaştım. Bunlar şimdi ekranda beni hataya düşüremediler. Arkada düşüremediler. Ama ben de farkındayım. Diyorum ki bunlar bana büyük bir hata yaptırmaya çalışıyor. Ben de çıkıp yayında bağıracağım. Yeter artık onu yaptın diyeceğim falan. Düşmedim. Ama nasıl psikolojik bir sıkıntıyla gidip geliyorum. İşte çoluğum çocuğum nafakam ekmek param falan. Anladınız bunu. Şöyle bir şey bir gün. Dediler ki kahvaltı kalktı Beyaz TV'de. Ben gece 3'te 4'te giriyorum. Emziriyorum çocuğumu Allah şahidim. 2,5 yaşına kadar emzirdim abi. Emzikli bir insanım. 3'te 4'te kanala giriyorum. 6'da da bunlar işte zeytin peynir bir kahvaltı tabağı getiriyorlar bize. Allah bir kere razı olsun. Demek ki bir gün. Ben olayı hatırlamıyorum çünkü arkamdan dönen dolaplardan aylar sonra haberim oldu. Demek ki bir gün diyorum bilinçli olarak gerçekten hatırlamıyorum ve hatırlasam yemin ediyorum ki derim ki hatam bu olsun. Hepiniz de beni affedersiniz. O gün uykusuzdum.
Alp Kemal'e sinirlenmiştim. Zaten kamera arkasında bunlar bana dünya kadar eziyet ediyordu. O gün de asistan bana minicik bir salata vermişti. Ben de kızdım. Yemin ediyorum Allah şahidim olsun dedim. Bunun için de kimse bana kimse metreslik yapmamışım. Kimsenin namusuna göz dikmemişim. Kimseye mobbing yapmamışım. Kimseye gerizekalı hayvan dememişim. İftira atmamışım. Anlıyor musunuz? Kimse bana herhalde çıkıp da Allah seni kahretsin demez. Asistan ya diyelim dedim. Demedim de yemin ediyorum demedim. Ama dedim. Atılan iftira bile ne kadar güzel. Bu salata niye bu kadar küçük? Demişim. Gerizekalı dedi diyemiyorlar. Asistana hayvan dedi diyemiyorlar. Zaten böyle laflar benim lügatımda yok. Biliyorlar çünkü. Bu salata niye bu kadar küçük dedim. Diyelim ben bir salata manyağıyım. Bu bir insanın işten atılma sebebi olabilir mi? Ama bunlar ne yapmış arkadaşlar? Ben muhtemelen o gün bilerek bana diyorum emzikliyim, üçte giriyorum. Şu an öyle olduğunu düşünüyorum. Bilerek bana demek ki belki bir salata koydular tabağıma. Belki bir peynir koydular. Ben de demişimdir ki ya arkadaşlar ben daha 12'ye kadar günü getireceğim. Bu nedir kahvaltıda? Eminim bunu demem için bunu yaptıklarını. Ama yemin ediyorum ki bu tavırda söylemişimdir. Beni tanıyan herkes bilir. Bunları da herkes bilir. Çalıştıkları herkes bilir. Beni de benimle çalışan herkes bilir. İlk defa çalışmıyorum Allah'a şükürler olsun. Neyse bunu da gitmişler ne yapmışlar biliyor musunuz? Çok sonra öğrendim. Asistanım zaten ben esas diyorum ki yapımcıyla kavgalıydım. Habercilik anlayışımız hiç uymuyordu. Ali abi o habercilik anlayışı neden hiç uygun değildi? 104. bölüme girin bakın detaylarıyla anlattı uzatmayacağım. Ne olduğunu çok detaylı anlattı çünkü. Dolayısıyla ben zaten yapımcıyla anlaşamıyorum. Bu haber ne diyorum? Bu haberin 5N1K'sı nerede diyorum? Her gün tartışıyorum. Buradan da tartışıyorum. Neticede bunlar asistan herhalde arkamdan yazdı. Detayları da şimdi anlıyorum. İlkay Hanım salatalık neden küçük? Bu ne biçim bir kahvaltı dedi bana kızdı. Ya bir insanın en büyük günahı bırakın da bu olsun. Ki bu da bir yalan. Avukatımla dün konuştum diyor ki senin hakkında diyor yasa dışı ya da ne bileyim hukuka aykırı evrak istersen düzenlemekten dava açabiliriz. Mobbingden iş davası açabiliriz. Çünkü tutanak böyle tutulmaz. Denir ki o insana ya İlkay Hanım sen asistana kızmışsın. Neden kızdın? Canın mı sıkkındı? Uykusuz muydun? Neden bu kahvaltı sana yetmiyor mu? Salata manyağı mısın? Sana bunları sormaları senin de oraya ifadeni vermen ve imza atman lazımdı. Yani arkadaşlar bunlar beni oradan gönderebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Salatalık mevzu bu yani. Şükürler olsun tamam. Ki namusunu evet. Affedemedikleri. Sorulursan bundan yeterince var böyle ayar yapıyorsun. Ha. Tamam onu ince kalın soyuyor bu. Diğer soyuyorsun. Zorlanırsan göndeririz. Şimdi gündeme geçelim. Gündemde çünkü Salata. Beni salata. Var deseler ki ilk günüm vermedim kızdı. Salataya bir üç günüm de yok yani.